geçti. Ben geçmişe uzanmıyorum. Geçmiş burada benimle birlikte. Aradan geçen bunca zaman hiçbir şeyi değiştirmedi. Yağmur. Yağmur her şeyi temizliyor. Ağaçların köklerine iniyor, onları besliyor. Tazeliyor. Peki beni neden bu kadar heyecanlandırıyor? Biliyorum aslında beni bu kadar etkileyen bu yağmur değil. Hayır değil. Öteki yağmur. Kaplardaki yağmur.
Bu orkestra ısrarınızı gerçekten anlamış değilim. Öyle değil mi? Evet efendim. Şey efendim, ruhunuzun yenilenmesi için adeta bir ilaç gibi olduğunu düşünüyorum ben. Ruhumuz? Ha? Peki. Şimdilik dediğiniz gibi olsun. Ancak hep birlikte göreceğiz bakalım. Ruhumuza nasıl geliyor? Ancak benim şimdi gitmem yok. Beni bekleyen deneyler var. Çıkalım. Benim adım Madelina. Sizi bir kere Paris Kilisesi'nde görmüştüm. Ailem 17. yaş günü şerefine götürmüştü beni. Ben de müzisyenim. Yani profesyonel olarak bu yıl çalmaya başladım. Sizi tanıyan bu. Micho. Dün Karantina Bilo'nun önünde taş taşırken gördüm sizi. Buldurması için Almaroz'a yalvardım. Almaroz. Orkestra şefi. Jenny, gelsene gel. Fanya Federal'la tanış. Sizi tanımaktan şeref duyuyorum. Jenny'e iyi müzisyenler efendim. Denemeyi kazanırsanız burada bizimle kalırsınız. Orkestradakiler çok daha rahat ederler. Ayrıcalıklarımız var. Evet. Tabii sizi beğenirse. Hayır, alamam. Karantina koğuşunda bir arkadaşım var. Clara. Clara. Adı Clara. Trenden biri yanımda. Çok duygusuz.
çok korkuyor. Onu yalnız bırakamam. Geceleri hep ağlıyor. Yalnız bırakamam onu. Korumam lazım. Sizi neden aldılar? Direnişçi bir arkadaşım için bazı şeyler yaptım. Mektuplar taşıdım. Randevular ayarladım. İhtiyaç olanlara yer temin ettim. Ama bunlar çok tehlikeli şeyler. Evet. Biri beni bir ihbar etti ve tutukladı. Önce emniyet müdürlüğüne götürdüler. Bütün belgelerin tam da hiçbiri sahte değildi. Polis vermişti hepsini. Şarkıcı olarak tanınıyordum. Çok dövdüler. Demir çubuklarla hem de. Sonunda gerçek adımı söylemek zorunda kaldım. Hem eğer öleceksem, babamın soyadıyla ölmeyi tercih ediyordum. Goldstein. Goldstein. Yahudi olduğumu öğrenince beni Brent hapishanesine yolladılar. 9 ay orada kaldım. Şimdi de buradayım. Orkestra şefiyim. Madame Almaros, amcası ünlü bir besteciydi. Almaros çok yeteneklidir. Ama dikkatli olun, pek cana yakın değildir. Mademoiselle Fenelon musunuz? Evet madam. Piyano çalar mısınız? Evet madam. Gittin! Efendim, yeni şarkıcımız. Fanya Fenelon, buraya gel. Madame Butterfly'dan bir şeyler çalabilir misiniz? Evet. Fanya. Hemen piyanoya otur ve çalmaya başla. İçeride sesler için müzik. Nazilere de mi çalıyorsun? Ne sanıyorsun?
Ben buraya geldiğimde bu orkestra ciddi bir şey değildi. Şimdi başımızda amaroz var. Kalbinin yerinde boş bir keman kabı durur. Onun için sadece müzik önemlidir. Bizimle çalışırken göreceksiniz zaten. Orkestra sayesinde herkes birbirini daha iyi tanıyor. Burada gerçek müzikten sadece iki kişi var. Alman'ın gelişi her şeyi değiştirdi. Nazileri memnun etmek için Alman her gün daha da ileri gidiyor. Onun istekleri yüzünden bizi bugün mü yok ederler, yoksa yarın mı diye düşünüp duruyoruz. Neden? Marş çaldığımız sürece bizi pek aldıran yoktu. Ama şimdi bir orkestra haline geldik. Bizi beğenmezlerse orkestrayı dağıtabilirler. Biz bir kaprisin ürünüyüz. Aynı şekilde yok olabiliriz. Yürü! Sana yürü dedim! Geç sonra! Dikkat! Görelim bakalım şu meşhur arkadaşının hünerini. Nasıl şarkı söylüyor? Annem sen delisin. Topu topu iki gömleğin var. Onun da birini başkasına veriyorsun demiş.
Babam doğru ama öteki adamın hiç gömleği yoktu. Şimdi ikimizin de birer gömleği var cevabını vermiş. Ya. Kızlar, ben burada kaldığım sürece benim olan her şeyi herkese paylaşacağım. Bize geldiği yeri anlat Parsan'la. Yiyecek hala kara borsa mı? Moda nasıl? Savaş kısa zamanda biter diyorlar mı? Almanların demir gereksinimlerini karşılamak için Eyfel Kulesi'ni kestikleri doğru mu? Hayır, hayır, hayır. Sadece iki bronz heykel ettiler. Nasıl yaparlar bunu? Heykellerden ne istiyorlar? Onlar tarihin bir parçası. Peki makyajlar nasıl? Rujlar. Rujlar son derece canlı ve kırmızı. Peki saç modelleri nasıl? Başımız eline bukleler yapılıyor. İyi. Desene bu moda devam ederse geri döndüğümüzde ilk düşüneceğim şey bunları nasıl uzatacağımız olacak. Üzülme. O zaman bizimkiler moda olacak. Etekler nasıl? Uzadı mı? Kısaldı mı? Geçen yaz bütün etekler bize kadar uzundu. Her renk ve her model vardı. Kızlar rengarenk çiçeklere benziyordu. İşgalden sonra 14 Temmuz'da bayrak çekmek yasaklandı. Ama kadınlar Fransa'nın renklerini giyiyorlar. Kırmızı bir şapka, beyaz bir etek, mavi bir eşarp. Tek tek belli olmuyor ama bir araya gelip gruplar oluşturdular mı? Concorde'dan Etoile, Bastille doğru yola koyuldular mı? İşte o zaman bütün Paris Fransız bayraklarıyla donanıyor. Çok ama çok güzel oluyor. Peki Almanlar bu işe ne diyor? Onlar da mor arıyor. Tabii. Kızlar yüksek, kızlar merdivende yürüyor gibi duruyorlar. Çorap bulamadıklarında bacaklarını boyuyorlar. Peki en son şarkılarını? En son şarkılarını. Ya dansları? Peki hangi müzik oldu başta? Müller Rouge tabii ki. O zaman ne duruyoruz? Biz de Müller Rouge'a gidelim. Hadi. Ne yapsın?
Sessiz olun! Geçin! Dikkat! Fanya Fenelon, buraya gel. Ayağını bana ver. Benim küçük sesli şarkıcımın ayakları sıracık olacak. Ayaklar ses için çok önemlidir. Teşekkür ederim. Sesin için. Çok teşekkür ederim. Devam edin. Fanya yerine gelir. Elimde mi? Ben böyle yetindim. Şimdi değişemem.
Ben sizi eleştirmiyorum madam. Sadece elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Haklısın ama biz sanatçıyız. Bunda utanılacak hiçbir şey yok. Hem biliyor musun, artık gerçek konserler verebileceğim için gerçekten çok sevinçliyim. Yalnız saat epey geç oldu Fanya. Artık dinlenmemiz gerek. Bağırmaya başladım. Bir SS geldi.
İkisinden birini kurtarmak istersem seçmeyi benim yapabileceğimi söyledi. Yapamam dedim. O zaman ikisini de yollayacağını söyledi. Yapamam dedim. Sonra kızımı alın dedim. Götürülürken anne, anne diye bağırıyordu. Bir süre sonra da oğlu tifüsten öldü. Ben şu anda Goldstein'im. Özür dilerim, sözünüzü kesmek istememiştim.
Hamam müziğini söylemeyi öğrenmelisiniz. Bayan Goldstein. Hemen öğrenmesini sağlayabilirim efendim. Lütfen. Ben aslında bu orkestra fikrine tümden karşıyım. Ama şimdi sizin şarkı söylemenizin ruhlarımızı doyuran bir teselli olduğunu görüyorum Bayan Goldstein. Bizi besliyor. Bizi rahatlatıyor. En zor anlarımızda bize güç veriyor. Bayan Goldstein. Başka bir arzunuz var mı? Evet var. Nedir o? Bu. Kalemlerinizi yollatacağım. Özellikle ihtiyaç duyduğunuz bir şey var mı? Diş fırçası. Gerçekten pek iyi iş başarıyorsunuz. Bayan Goldstein. Komutanım. Anladım. Peki. Çıkalım. Sen delirmişsin. Bu doktoru tatsın dedin. Ümmetliğe vermeye cesaret ettiği şeye bak. Bu doktorun insanlara neler yaptığını biliyor musun sen? Kadınların rahmine röntgen ışınları veriyor. Evet. Erkekleri de bağırta bağırta kısırlaştırıyor. Ama müzik seviyor ve anlıyor. Ha sen gerçekten değilsin. Hepinizi gaz odasının göndereceğine farkında mısın? Evet. Hepimizin hayatına tehlike yapma hakkın yok. Yeter artık! Eninde sonunda zaten oraya gideceğiz. Bari biçimine uygun gidelim. Ben İngiliz malı yazılı kalemi burnuna soktuğumda çok eğlendim. Eğer gaza gideceksek de gülümseyerek gidelim. İyi ki adamda bunu anlayacak kadar kafa yok. Kesin sesinizi! Hala çamataya devam ediyorsunuz. Komik olan ne? Size komik olan ne dedim? İsterseniz hepinizi Doktor Mengele'nin yanına götüreyim ha? Ne dersiniz? Pislikler! Hayvanlar! Şaşırmıştım, evet, beklemiyordum. Sana uygun biri miydi, nasıldı çünkü? Bilmiyorum. Yani tipi nasıldı? Şimdi düşünüyorum da sanki ona hiç bakmamışım gibi geliyor. Çalarken değişik bir tipi vardı. Zaten kısa zamanda da nefret etmiştim. Esmerdi. Uzun
saçları vardı. Ve ben bunlardan hiç hoşlanmazdım. Ya ağzı, gözleri, elleri? Gözleri Ela gibiydi. Ağzını hatırlamıyorum. Ama elleri Fanya. Elleri gerçekten Kemal'a çok uygundu. Ondan hoşlandın mı? Hoşlanmak mı? Bilmiyorum. Onu sevdin mi? Sanmıyorum. Peki ya o seni sevdi mi? Biz çok fazla konuşmazdık. Sadece günlük meselelerden söz ederdik. Bense politikadan hiç hoşlanmazdım. Zaten hayatımdaki en büyük değişiklik ikimiz de solist olduğumuz için turnelere yalnız gitmiyordu. Kocam en büyük rakibim haline gelmişti. Ondan birazcık fazla alkış alsam beni kıskandığını söylerdi. Gerçekten o günleri inan bana hatırlamak bile istemiyorum. Sonra biliyor musun? Bir gün vurdu bana. Onu terk etseydin. Pencereyi açtı. Kemal'ımı dışarı fırlattı. Kemal'ım orada betonun üstünde paramparçaydı. Sonrasında hemen onu terk ettim. Ama bir süre sonra da Yahudi olduğum için tutuklandım. Hala beni kimin ihbar ettiğini bilmiyorum. Ben ve ailem Yahudilik nedir biz hiç bilmeyiz Fanya. Hiç bilmeyiz. Bize göre Yahudilik sadece bir dindir. Biz Almanlar gibi düşünüp Almanlar gibi yaşarız. Hatta tutuklanmalara, sürgünlere ait hikayeler başka dünyalarda olmuş gibi gelirdi bize. Ne ilgilenirdik ne de üzülürdük. Tutuklanmamla birlikte müzikten uzak kalmak zorunda kaldım. Müziği kaybetmem, her şeyi kaybetmem demek. Ya sonra? Sonrasını sadece müzik belirliyor. Bu yüzden yarın yeni parçaları çalışmak niyetindeyim. Tabii sen sabaha kadar partisyonları bitirebilirsin. Bitirebilir misin Fanya? Yapabilir misin? Yapabilirim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz için. Bakma bana. Evet, anladım. Evet. Evet, bir herifle yattım. Polonyalılardan. Kızım şefe. Kapma. Alsana. Dün de bir Alman askeriydi. O da bana sucuk verdi. Çalışıyorsun değil mi? Öyle değil mi? Bizim için ne düşündüklerini biliyorsun. Katillerimizi eğlendiren fahişelerden farklı bir yolumuz yok. Biliyorum. Seni yargılamıyorum. Hayır, yargılıyorsun. Bal gibi yargılıyorsun. Gözlerinden anlıyorum.
kötüleşiyor. Acaba neden yapıyorlar bu ekmekleri? Belki de pişmiş kemikten yapıyorlardır. Dayanılır gibi değil. Ayakkabılarımıza pençe atmak için çekiciye ihtiyaç yok. Dükkanları karıştırdılar herhalde. Fırıncı Filistin değil, hurducu Filistin ölüyorlar bu ekmekleri galiba. Haklısın. Hitler'in kafasını kıracak kadar sert. Bu da bir fikir. Hitler'i kendi ekmeğiyle öldürmek. Şiirsel bir adam. Çok güzel. Sus! Herkes tek sıraya gelsin. Gel! Gecelik giymenin yasak olduğunu bilmiyor musun ha? Sana bilmiyor musun? Madalina! Müzik odasını sen temizleyeceksin! Ona söyle bu son uyarım. Tamam efendim. Her şey kontrolüm altında, merak etmeyin. Gel benimle. Hadi gel Madalina, ağlama. Yürü, ben seni kaldıracağım. Yürü, hadi kalk. Hayır, yapmazsın. Kalk. Ben de yapmam. Yeter artık. Hadi yiyin. Bir kez de şu battaniyeni topla. Haklısın. Bir daha yapmayacağım. Hiç durmadan sorun çıkarmaktan ne zevk alırsın anlamıyorum. Ayrıca dikkat et. Karnın çok belirgin olmaya başladı. Doğru söyledin. Biraz dikkat et. Hepimiz olduğunu bilemiyorsun. Bu yüzden. Kızlar! Kızlar! Hepiniz dışarı. Ne oluyor ya? Size dışarı dedim. Fanya, sen kalabilirsin. Dışarıda şarkı söylenmeyeceğine göre müzik odasında çalışmaya devam edebilirsin. Ben de kalabilir miyim? Neden? Senin ne ayrıcalığın var? Dışarı. Yardım et. Dışarı! Ama... Sana çık dışarı dedim! Çocuk gelmişti bir önüne. Tencereyi ona gördü. Çocuklardan biri kamyondan aşağı atladı. Elinde bir elma vardı. SS'lerden biri bürodan çıktı. Çocuk orada elinde elmayla duruyordu. Çocuğun yanına gitti. SS onu ayaklarından tutup kafasını duvara vurdu. Daha sonra yerden elmayı aldı. Bana duvardan sil şunu dedi. Bir süre sonra ürüne geldi. Baktı. Elma yiyordu. Ama daha da kötüsü oldu. Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Bir dakika. Seni hatırlıyorum. Sen marangozsun değil mi? Burada ne işin var? Neden sürekli bizi izleyip duruyorsun? Bir gün anlatırım. Boş ver. Sen yaşa.
yaşa ve insanlara, insanların neler yaptığını anlat. Şimdi boş ver. Sen anlat ki bu hale nasıl geldiklerini düşünsünler. Kurbanlar da, cellatlar da. Sen bırak başka şeyler düşünme. Yaşa ve anlat. Yaşa ve anlat. Bak, bak. Sadece bak.
Alma sen de gel bizimle. Fanya Fenelon, buraya gel. Ah. Bu sana gelmiş. Çıkaramazsınız madem. Fanya. Fanya lütfen sen bak.
Sana ihtiyacım var. Anlamıyorum. O kız hak ettiği tokadı neden kabullenmek istemiyor? Neden ağlıyor? Hak etmek ne demek? Hiç kimse disipline uymadan müzik yapamaz. O kız o tokadı hak etmişti. Ses çıkarmaması gerekirdi. Sizin tokadınızı neden kabullenecekmiş? Çünkü bu benim hakkım. Ben burada müzik yapmak için bulunuyorum. Siz Fransızlar son derece sorumsuz oluyorsunuz. Her şeyin bir zamanı olduğunu unutuyorsunuz. İş ayrı, eğlence ayrı. En önemlisi de hiç olmadık zamanlarda işin içine duygularınızı katıyorsunuz. Biliyor musun Fanya? Ben sizin gibi o pencereden bakmıyorum. Ama siz hepiniz bu pencereye sinekler gibi yapışıyorsunuz. Eğer ben de sizin gibi o pencereden baksaydım, trenlerle taşınan insanlara, küçük çocuklara, yakılan insanların çığlıklarına bakıp ağlasaydım, bu orkestrayı yönetemezdim. Ben o pencereden baktım. Evet, baktım. Çünkü insanlar yakılmaya götürülüyordu. Küçük çocuklar var. Mazilerin ne yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Ve bir gün bunu bütün dünyaya haykıracağım. Hayatta kalabilirsen haykırabilirsin tabii. Biliyor musun, Mendel bana soruyor. Kızları aç mı diye. Elbette biliyorum aç olduklarını. İstesem onlar için biraz daha yiyecek isteyebilirim. Ama Fanya, bu kadar kötü çalarlarken ben onlar için bir şey istemeye gerçekten utanırım. Silkelen Fanya, kendine gel. Üstlerimizi memnun etmek zorundayız. Eğer onları memnun etmezsek ortada orkestra diye bir şey kalmaz. Hepimiz ölürüz. Ha, ne kadar dayanabileceğimi gerçekten bilmiyorum. Fanya lütfen, dayanmak zorundasın. Lütfen yardım et, yardımına ihtiyacım var. Lütfen Fanya. Yardım edecek misin? Bilmiyorum. Nazileri memnun etmeye çalışmak beni çıldırtıyor. Lütfen Fanya, bunu bir düşün. Lütfen. Biz öleceğiz. Fanya, sen bir sanatçısın. Bütün gücünü sadece bir şey üstünde yoğunlaştırmalısın. Yaratmaya. Gücünün yettiği tüm güzellikleri yaratmaya. İnan bana, başka şansımız yok. Siz burada mıydınız efendim? Ben de sizi arıyorum. Doktor Mengele, sıradan bir bando takımının böyle bir orkestraya dönüşmesi fikri sizce de dahi yani öyle değil mi? Sence başka şansları var mı? Yaşamak için çalmak zorundalar. Benim için çalmak zorundalar. Daha çok, daha çok. Daha çok. En güzel eserleri çalmak istiyorum. Zaten Komutan Mendel ile konuştum. Yeni repertuar istiyorum. Adı neydi? O Fransız şarkıcının da varlığının orkestra için önemli olduğunu düşünüyorum. Fania Fenelon. Pardon. Goldstein. Yetenekli olduğu kadar güzel. Ve çok da akıllı. İstediklerimi yapmak zorunda. Aksi halde sonuçlarının ne olacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Bunu sakın unutma Kramer. Almer ve Fanya olmasaydı bu orkestrada asla olmazdı. (Gülüyor)
Hiç yok. Bunu sana yazmışlar. Müzikten nefret ediyorum. İsterlerse öldürürler.
SS'ler, SS'ler köpekleri saldılar üzerlerine. Biz de bütün pistin çevresinde müzik çaldık. Biz müzik çalarken kadınlar suratımıza tükürdüler. Bugün fırınlara gidenlerin arasında annemi, babamı, ikiz kardeşimi gördüm. Fırından içeri girerken dönüp bana baktılar. Annemin gözleri nefret doluydu. Çıkın! Malayı tanıyor musunuz? Size Malayı tanıyor musunuz dedim. Doktor Mengele'nin dediğini duymadınız galiba. Müzisyenlerle, yani sizlerle hiçbir ilişkisi yok mu? Alma nerede? Sanırım duymadınız. Size Alma nerede dedi? Buradayım efendim. Odamda yeni müzik parçaları için çalışıyordum. Aa, Madame Andros. Malayı tanıyor musun? Pek sayılmaz efendim. Kendisini birkaç kez kumandana çevirmenlik yaparken görmüştüm. Sizinle bir ilişkisi yok yani. Öyle mi? Neden ona cevap vermiyorsun? Ona cevap ver. Barakalara gelirdi ama uzun zamandır görmedim. Unuttuğun ya da bizden sakladığın bir şey yoktur. Peki. Çıkalım. Alma, sen bizimle gel. Siz hiçbir şey anladınız mı? Malayı neden sordu acaba? Malak kaçmış. Ne? Enikti. Bir yolda bulup SS üniforması giymişler ve kaçmışlar. İnanamıyorum. Bir düşünün ikisi birlikte. Ben Eni'yi görmüştüm bir kere, sarışın güzel Belçikalı. Ne Belçikalısı, Fransız? Hayır, Polonyalı. Ve Malay'la birlikte bütün dünyaya burada olup bitenleri anlatacaklar. Şşş, sessiz olun. Ayrıca müttefik kuvvetleri Fransa'ya girdiler. Fransa'dan Almanya'ya girdiler. Pencereden bakmaya, olan bütün dünya yaptı. Ölmek istemez. Elinde geldiği sürece kendine karşı daha dürüst olmaya çalışmalısın. Müttefik kuvvetleri yaklaşıyor. Horkova kadar gelmişler. SS'ler artık iyice çıldırmaya başladılar. Bu hızla ilerlerlerse 15 güne kalmaz kampı kurtarırlar. Tabii içinde sağ kalan varsa... Duyduğuma göre pazar günü hastanede çalışacakmışsınız. Yaralı değil onlar. Doktor Mengele'nin üzerinde kısırlaştırma deneyi yaptı insanlar. Müttefiklerin eline geçmesinler de konserden sonra hepsi danslanacak. Sakın ölme olur mu? Yaşamalısın, hayatta kalmalısın. Yalvarırım, yaşa. Yalvarırım, yaşa. Sakın ölme. Kardeşim ve öbür hastaları olacaklar konusunda uyarsam mı?
olacak ki onları? Artık hiçbir şeye cevabım yok. Vücudumun, beynimin artık hiçbir şeye cevabı yok. Ver madalina, ben yıkarım onu. Şimdi çamaşırcılığa mı başladı? Ayakta bile zor duruyor. Neden yardım etmeyeyim ona? Çünkü burada böyle şeylere yer yok. Kendini idare etmeyi öğrenmesi gerek. Saniye. 10 günüm kaldı biliyorsun. Çok korkuyorum Saniye. Çocuğuma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Eğer hamile olduğumun farkına varırlarsa beni doğrudan gaza doğandan birine yollarlar. Çok korkuyorum. Ben karnımda hiç çocuk taşımadım. Doğmamış çocuğumla hiç konuşmadım. Ama 9 aydır hiç kimseye bir şey belli etmedim. Göreceksin, hepimiz buradan kurtulacağız. Ve sen de çocuğunu tertemiz bir hastanede doğuracaksın. Doktor Mengele'ye söylersem belki beni bir hastanede doğurtur. Ben yere Yahudiyim. Doğumdan sonra çocukları sağlıklıysa alıyorlar. Bir programları var. Alıp Alman çocukları olarak yetiştiriyorlar. Evet, analarını da öldürüyorlar. Doğumdan hemen sonra biliyorsun. Çocuğum yaşayacaksa ben razıyım. Çocuğum yaşayacaksa. Yarı Yahudi olduğun için belki de yarım gaz verirler sana ha? Kesin sizi! Panya, sana çok güveniyorum biliyorsun. Eğer ben doğururken bana bir şey olursa çocuğumu sana emanet ediyorum. Oh tabii. Çocuğu kundaklayıp payıldısın evvellerde onlarla zaten. Siz kendinizi nerede sanıyorsunuz be? Jenny, onları rahat bırak. Sen ne koşuyorsun gerizekalı? Amerikalılar mı yoksa Fransızlar? Kim gelirse gelsin. Fark eder mi senin için artık? Herkes derdini sana açmaya çalışıyor değil mi? Bilmem. Neden bilmiyorum. Sen güvenilecek birisin sanırım. Çok duygulusun. Belki de içimizde insanlık onurunu korumaya çalışan en çok sen olduğun için. Direnmeye çalıştığın için sana güveniyorlar. Ama ben artık yavaş yavaş ölüyorum. Polonya'nın en ünlü oyuncularından biriyim. Şatolarda büyüdüm. Ama benim yüzümden ailem de kamplara takıldı. Bize ne olacağını bilmiyorum Fanya. Sana, bana, diğerlerine. Burada olanları bilmeleri lazım. Dünyanın hiçbir şeyden haberi yok. İnsanlar hep geldi, fırınlar hep yandı. Bütün dünyanın burada olanları bilmemesine olanak var mı? Bütün dünya biliyor Fanya. Bütün dünya susuyor! Sevgili malınız. Umudunuz yakalandı. Sevgilisi de buradan hiç kimse kaçamaz. Biz her zaman güçlüyüz. Kahramanlıklarını dinlendirmek için onları öldüreceğiz. Ve bütün kamp seyredecek. Leşlerimi gömmeyip orada bırakacağız. Gösteri başlıyor. Dışarı vurun dışarı. Umudunuz bana da dışarı gömün. Dışarı. Yürü. Aç bakalım kutunu. O bisiklere. Gel yürü göstermek. Yürü. Dışarı. Yürü. Yürü. Şöyle. Ne bekliyorsun? Yürü. Yürü. Bırak. Gideceğim. Gideceksin. Gideceksin. Duymanı istedim. İnanabiliyor musun? Buradan kurtuluyorum. Artık biz
çalabileceğim. Ne oldu Fahriye? Sevinirsin sanmıştım. Sevindim tabii. Ama serbest olmayacaksın ki. Hala onların içindesin. Hayır. Askerlere çalacağım. Biz ne olacağız? Çalmaya devam edecek miyiz? Onlara seni önereceğim. Yerime senin bakmanı istiyorum. Fahriye bana öyle bakma. Mutluluğumu bozma. Namuslu insanlar için çalacağım. Namussuzlar için değil. Ne dememi bekliyorsun? Mutlusun. Mutluluğunun tadını çıkar. Fahriye bütün Almanlar bunlar gibi değildir. Lütfen ırkçılık yapma. Ben ırkçı. Haklısın. Olağanüstü bir şeref sana verdikleri. Nazi ordusuna keman çalan tek Yahudi sen olacaksın. Bütün dünya çalkalanacak. İyi haberi yeni aldım. Kutlamak için uğradım. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten mutluluğumu saklayamam. Çok teşekkür ederim. Bu gece benimle birlikte şerefinize bir veda yemeği yer misiniz? Benim odamda. Birazdan. Tabii. Geleceğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gördün mü bak nasıl sevindi. O da umutsuz. Ama bana iyi dileklerini sunacak kadar iyilik var içinde. Bana saygı duyuyor. Ben ondan bunu beklemezdim. İşte sen hep böylesin. İnsanlara hep ön yargılısın. Belki de savaşı kaybettiklerini anladılar. Bilmiyorum, kafam çok karışık. Ama bildiğim tek bir şey var. Hepimizi sen kurtardın. Bugüne kadar hepimizin sağ kalmasını sağladın. O yüzden sana bütün kalbimle teşekkür ederim. Umutsuzluğu reddedişime teşekkür edebilirsin Fahriye. Günde 12 bin kişiye gaz veriyorlar. Düşünebiliyor musun? Her gün 12 bin melek gökyüzüne yükseliyor. Neden bunları bana söyleyip duruyorsun? Ne istiyorsun benden? Ne mi istiyorum senden? Hala anlamadın mı? Gözlerini kullanmanı istiyorum. Bakmanı, görmeni istiyorum. Gökyüzü meleklerle dolu. Her gün 12 bin melek. Thank you.
okunulmaması gerek. Doktor, özel olarak bir şey dinlemek isterler mi? Sen Clara olmalısın. Evet efendim. Peki Clara, bundan sonra orkestrayı sen yöneteceksin. Ben devamını veririm ama kimse beni dinlemiyor ki.
ayrı tutabiliyorsan iyi. Çok iyi. Elbette. Burada hiçbir şey bizim suçumuz değil ki. Masum olabiliriz ama değiştik artık. Ne olağanüstü şey şu insan. İnsanlar hakkında birçok şeyi biliyoruz artık. Onlara da çok insan diyebiliyorsun hala. Onlar ne? Biz neyiz? Clara ne? Cellatların da aynı insanlar olduğunu anlat. Hepsinin aynı değer ölçüleri içinde yetiştiklerini anlat. Kurbanların da, cellatların da dünya görüşünün aslında aynı olduğunu anlat. Kurban olmasalardı kolayca cellat olabilirlerdi. Kampta başımızdan geçenleri önlerine sersem, aklı hayal ettiğimiz şeyler olarak düşünürüm. Anlat. Kampların nasıl bir dünya görüşü, nasıl bir toplumdan çıktığını anlat. De ki, o kapların üzerinde o dünya görüşünün bir parçası. Anlat. Cellatlar bütün güçlerini kullandılar. Kurbanlar da her şeylerini verdiler. Anlat. Küllerine kadar. Yaşa ve anlat. Neler oldu? Ama daha da kötüsü olabilirdi. Onun için yaşa ve anlat. Daha ne olabilirdi ki? Ya bir gün biz de bize yapılanlara benzer en ufak bir şeyi başkalarına yaparsak onun için yaşa ve anlat. Yaşa ve anlat. Ne eşsiz şey şu insan. Ne eşsiz şey şu insan. Yorgun kalplerimiz umuda
duvarlardan, tel örgülerden, tutsaklık bitti diye sevinelim mi? Hep aynı fırtına, bataklık, çamurlar, uykusuz gecelerin aç sabahları. Geride kalan kurbanlar, cellatlar, tam öldük derken